ABC'de yamuk demiş. DC ile AB'nin paralel olduğunu söylemiş. DC ile AD'nin eşit olduğunu söylemiş. 110'su arkadaşlar şurası. şunlar paralel olduğuna göre 180'e tamamlaması gerekiyor. Demek ki 35'e 35. Z kuralından şuranın da 35 olduğunu görüyorum. Bakın 35 35. Şurada ikizkenar üçgen oluştu. Hatta dikkat edin ikizkenar yamuk oluştu. İkizkenar yamukta şu üstteki açıların birbirine eşit olması gerekiyordu. Alttaki açıların da birbirine eşit olması gerekiyordu. 110 olması için alfa'nın buradan 75 olması gerekir. Mavi renkli ABC'de dik yamuğu biçimindeki karton şekil 1'de ve kırmızı renkli yarıçapı 3 birim olan çember biçimindeki karton şekil 2'de verilmiştir. Şekil 2'de verilen çember ABC'de yamuğunun iç teğet çemberidir. Şekil 1 ve şekil 2 de üst üste yapıştırıldığında şekil 3'teki görünüm elde edilmektedir demiş. E, DC'nin 11 birim uzunluğunda olduğunu söylemiş arkadaşlar. ABC'de e, dik yamuğu biçimindeki kartonun alanı kaç birim karedir diye bize sormuş. Şimdi ben buraya biraz e, yakınlaşıp şöyle daha detaylı gör, görmek istiyorum. İlk olarak mesela şunları birleştirecek olursam yarıçap 3 olduğuna göre o zaman şurası da 3'tür burası da 3'tür. E, bunlar zaten e, teğet geçen yerlere dik oluyordu hatırlayın. E, o zaman orası 6 ise bunun karşısı yani şu uzunlukta 6'dır diyebiliriz burada şimdi çemberin bazı özelliklerini hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. İlk olarak şunu söyleyelim mesela şurası A birimse buraya 6 eksi A kalacaktır. Çemberin bir özelliği şuydu. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere teğet 2 doğru geçiyorsa bu doğrular birbirine eşittir. Yani şurası ile şurası birbirine eşittir. Burası A kadarsa burası da A kadardır. Aynı şey dikkat edin burada da geçerli. Burası 6 eksi A kadarsa burası da 6 eksi A kadardır. Sağ tarafta da aynı şeyi yapacağım. Mesela şurası B ise Şurası 10 eksi B oluyor. E, demek ki şurası da 10 eksi B kadardır. Şurası da B kadardır. Peki bunlar bizim için şu an yeterli. Biz e, neyi istiyorduk? ABC'de dik yamuğu biçimdeki kartonun alanını istiyorduk. Alt tabanla üst tabanı toplayacağım. E, 6 eksi A artı B var. Burada da A artı 10 eksi B var. E Toplayınca eksi B ile artı B gidecek zaten. Eksi A ile artı A da gidecek. Geriye 16 kalacak. Bölü 2 dedim ortada bana bulmak için. Yüksekliğimizin zaten 6 olduğunu bulmuştuk. 8 çarpı 6'dan da 48 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan. <laughs> Aşağıdaki şekilde eni 50 metre ve boyu 120 metre olan dikdörtgen biçiminde bir park ve parkın içinden geçen paralel kenar biçiminde iki yol ve yollar dışında kalan yamuksal KLM yeşil alanları verilmiştir demişim. Parkın KLM bölgelerinin alt kenar uzunlukları sırasıyla 20, 50 ve 30 metredir. Buna göre toplam yeşil alan kaç metrekaredir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi e, tamamen parkın alanını biz aslında bulabiliriz. Burası bir dikdörtgen. E, kısa kenarı belli uzun kenarı belli. 120 çarpı 50. Buradan da 6000 metrekare olduğunu görüyorum aslında. Şimdi paralel kenarın alanını biz şöyle buluyorduk. Yükseklik çarpı. Tabanı olarak buluyorduk Buradaki yüksekliğimizi biz 50 olarak al alacak olursak şurası dik olan yüksekliği 50 olarak alacak olursak Mesela Şuradaki tabanımızın a kadar olduğunu buradaki tabanımızın da b kadar olduğunu düşünelim arkadaşlar Tamamı 120 idi Bu durumda a artı b ye Buradan 20 birimlik bir yer düşüyor ee, Şimdi şuranın alanı 50 çarpı a olacaktır diğerinin alanında diğer kısmın da 50 çarpı b olacaktır yani 50 parantezinde A artı B olarak gelecektir. E, A artı B de 20 olduğuna göre o zaman buradan da 1000 metrekarelik bir yer geliyor. E, burayı çıkarttığımızda geriye geri kalan tamamı zaten yeşil alandır. Yani 5000 metrekare. ABCD yamuk. AECD paralel kenar demiş arkadaşlar. AD uzunluğu 4 ise EC uzunluğunun da 4 birim olduğunu söyleyebiliriz buradan. A ile C'yi şu şekilde birleştirelim. Bize şey vermiş. ABE üçgenin alanını vermiş. 17,5 buçuk birim kare olarak. Şimdi arkadaşlar şu iki üçgene baktığımızda aslında yükseklikleri aynı olan iki üçgen 5'e ee, 75 düşüyorsa, e, 17.5 düşüyorsa e, 17.5'u 5'e böldüğümüzde aslında kaç düşecek? 35 mi düşecek? 3.5 düşecek sanırım. 3.5 7 Aynen 3.5 düşmüş oluyor. 3.5'u da 4 ile çarptığımızda arkadaşlar şurası 14 gelmiş oluyor. E burası zaten bir paralel kenardı. Köşegenler iki eşit parçaya bölecektir alanı. Burası da 14'tür. E bunların toplamı da 28 buradan geliyor. 17 aldığımızda 35, 45, 45.5 olarak gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. ABCD dik yamuk demiş. Paralellikleri vermiş. 4 birim, 6 birim, 2 birim, 3 birim olarak vermiş. Yamuğun alanını istiyor bizden arkadaşlar. Şimdi şurası 2 birim. O zaman şurası da 2 birim 90 derece olduğu için. Şimdi D'den aşağıya bir dik indireceğim ben. Ee, burası aslında 8 birimse aynı şekilde şuranın tamamının da 8 olması gerekiyor. Şimdi şuradaki üçgene bir dikkat edin. Burada 2 bölü 8'lik bir oran var. Yani 1 bölü 4. 1 bölü 4 olması için şuraya 9 demeliyim ki 3 bölü 12 gelmiş olsun. Yani 1 bölü 4'ü sağlamış olsun. E şurası 4 ise bunun karşısı da 4'tür arkadaşlar. Bunu yazabiliriz. Daha sonra... Ee, bizden ne istemişti abc'de yamunun alanını istemişti alt tabanla üst tabanı toplayıp iki eve böleceğiz ee, alt taban 16 üst taban 4 bölü 2 çarpı yükseklik dedim oradan da 10 çarpı 8'den 80 geldi cevabımız edirne abc'de dikdörtgeni biçimdeki kağıdın dc kenarı üzerinde e noktası ve ab kenarı üzerinde f noktası işaretleniyor bu kağıt ef boyunca katlandığında af EC ve EC şekildeki gibi K noktasında dik kesişiyorlar demiş arkadaşlar. Peki bu bu şekilde dik kesişiyor ise şunu söyleyebiliriz. AK uzunluğu 2 birimdir. FB uzunluğu zaten 2 birimdi. Yazdım bunun karşısı olan şurası yine 2 birimdir. BC uzunluğu 6 birimdi zaten şunlar karşılıklı oldukları için 6 birim. E şurası da zaten 6 birim. Şimdi bizde bizden şurada oluşan yamuğun alanını istemiş. Alt taban belli üst taban belli. 8 artı 2 10 bölü 2 deyip orta tabanı oluşturdum. Çarpı BC de bizim yüksekliğimiz burada. Çarpı 6 dedim. 5 çarpı 6'dan 30 geldi. ABC'de dik yamuk demiş arkadaşlar. AD ile AB dik. DC ile AB'nin paralel olduğunu söylemiş. Aşağıda şöyle bir e, orandan bahsediyor. DBC üçgenin alanının yamuğun alanının oranı 4 bölü 11'miş. Yani üçgenin alanına ben burada eğer 4A diyecek olursam yamuğun alanının toplamda 11A oluyor. O zaman şuraya da 7A düşüyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şuradaki yükseklik hem yamuğun yüksekliği dikkat edin hem de e, şu üçgenin yüksekliğidir. Üçgen buradan e, geniş açılı bir üçgen olduğu için şunu şöyle şuradan çizecek olursak şurası aslında buraya denk gelmiş olacak. Yani bu üçgenin tabanı 4 yüksekliği x olarak gelmiş oluyor. O zaman şöyle diyelim hatta 4 çarpı x bölü 2 olarak geliyor. E, diğer taraftan da arkadaşlar yamuğun alanından bahsediyorsak da e, bunun, bunun 4a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle yazayım 4a yamuğun alanını yazacak olursak da şuraya yazalım. Şuraya mesela y kadar diyelim alt tabanla üst tabanı topluyorduk. 4 artı y bölü 2 diyorduk. Çarpı bunu yükseklikle çarpıp yamuğun alanını buluyorduk. Yamuğun alanı da burada toplamda 11 a olarak geliyor. Şimdi e, sol taraftan arkadaşlar şu şunlar sadeleştiğinde 2 geliyor. 2x eşittir 4 a ise x eşittir 2 a olarak gelmiş oluyor. x gördüğümüz yere burada 2 a yazabiliriz. Bak şuradaki x'i sildim artık. A'lar gitti. Şuradaki 2'ler de gitti. 4 artı y eşittir 11 olarak geldi. Yani y'nin biz burada 7 olduğunu görmüş olduk. Şuradaki alt tabanımız 7. Ee şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan aşağı bir dik indirebiliriz. Bu durumda şurası x olur. 4'ün karşısı şurası 4 olur. Şuraya 3 birim kalır. Ve burada 3, 4, 5 üçgeni oluşur. x eşittir 4'tür. Kısa kenarı 8 birim, uzun kenarı 12 birim olan ABCD dikdörtgeni e, AL ile CK eşit işte olacak şekilde BL ve DK doğruları boyunca ABC köşelerinden şekildeki gibi katlanmıştır diyor arkadaşlar. Şuralardan katlanmış ve şu hale gelmiş. Yani yeni şeklimiz şu. Sonra M ve N bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere yani M aslında şurası, N de aslında burası ve bunlar orta noktalar. Şöyle göstereyim. Olmak üzere demiş. Elde edilen bu şekil M ve N, M N doğrusu boyunca aşağıdaki gibi tekrar katlanarak yamuk oluşturulmuş. Yani şuradan tam şöyle ikiye katlanılıyor. Ve şöyle bir yamuk şekli oluşuyor arkadaşlar. Şimdi M, N dediğimiz yer aslında şuraydı değil mi? Yani şuraydı aslında. E Burasıyla şurası ve şurası eşit olacağına göre M, N'in burada direkt 8 olduğunu söyleyebiliriz. Burada bir paralel kenar oluşacağı için şuranın da 8 birim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki oluşan şekle bir bakalım arkadaşlar burada e, aslında o katlanan kısmı görüyoruz burada yani şöyle göstereyimse şurası 8 birimdi burası ikiye katlandığında e, şöyle gelmiş oluyor, şu şekilde gelmiş oluyor yani aslında bize sordu, bizim bulmak istediğimiz yer şu kısım oluyor bu kısım e, şuranın katlandıktan sonraki hali oluyor aslında yani şurada bir 4 birimlik yerimiz vardı ya hatta Şöyle şu şekil üzerinden göstereyim size. Bakın katlandıktan sonra burası şu şekle gelmiş oluyor. Şu hale gelmiş oluyor değil mi? Ee, şimdi bize şurası lazım. Burası da ilk şekle döndüğümüzde aslında şuranın karşılığı. Burası 4 birimde arkadaşlar. Şu aile 4 birimde. Dolayısıyla şurası da yani burası da 4 birim olarak gelmiş oldu. Şimdi alt tabanı ve üst tabanı bulduk. Bize bunun yüksekliği lazım arkadaşlar. Şu yükseklik lazım. Bu yükseklik neresi? Şu şekle geri dönelim hatta e, şurayı şurayı şöyle tamamlayacak olursak şuradan bir tane yükseklik indiriyoruz değil mi? Şimdi bu bunu şöyle devam ettirdiğimizde şu kısmın tamamının 8 birim olduğunu ve buranın MN'nin M noktasının da e, orta nokta olduğunu biliyoruz biz. O zaman iki eşit parçaya ayrılıyorsa o zaman burası orta taban 8'e 4 olarak gelecektir. Buradaki yükseklik yani şu kısımda yine 4 oldu. Şimdi bizim üst tabanımız 8, alt tabanımız 12. Taban çarpı yükseklik bölü 2 çarpı e, yuk, e, taban çarpı e, üst taban artı üst alt taban bölü 2 dedim çarpı yükseklik dedim toparladım şimdi 20 bölü 2'den 10 10 çarpı 4'ten de bu 40 olarak gelir cevabımız Ceyhan